Von der Standesbeamtin erfüllt. Den Nachweis ist auch schon von mir angelogen worden für Sie. Machen wir es ganz kurz. Ja, und dann dürfen Sie beide sich auch schon erheben. Möchten Sie mit dem hier anwesenden Herrn Selim Budulmaz die Ehe eingehen? So antworten Sie mit Ja. Ja.
Sie haben beide meine Frage soeben mit Ja beantwortet. Ich erkläre Sie nunmehr Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Wir sehen jetzt noch die Niederschrift vor über die Eheschließung, die Sie und die Trauzeuge dann noch unterschreiben dürfen. Ja. Karlsruhe, 13. Mai 2017. Von der unterzeichneten Standesbeamtin erschienen heute zur Eheschließung Herr Selin Kuhlmanns, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Karlsruhe, geboren am 21.01.87 in Karlsruhe. Und Frau Tugce Tiras, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Karlsruhe, geboren am 26.12.91 in Karlsruhe. Als Zeugen sind anwesend Herr Eidi Johann, wohnhaft in Karlsruhe, und Frau Sörmeli Attak, wohnhaft in Karlsruhe. Ich als Ihre Standesbeamtin fragte Sie einzeln und nacheinander, ob Sie die Ehe miteinander eingehen möchten. Sie bejahten die Frage, sodann erkläre ich Sie Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Ehe. Zur Namensführung in der Ehe haben Sie folgende Erklärung abgegeben. Wir bestimmen den Geburtsnamen des Mannes zu unserem Ehenamen. Uns ist bekannt, dass diese Bestimmung unwiderruflich ist. Dadurch ergibt sich folgende Namensführung nach der Eheschließung. Name des Ehemannes, Selin Kuhlmanns. Name der Ehefrau, Tugce Kuhlmanns, geborene Tiras. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. Gut. Dann dürfen Sie vielleicht zu mir vorkommen, zu unterschreiben. Frau Kuhlmanns, vielleicht zuerst. Kommen Sie gerade zu, das ist für das Foto immer ganz schön. Hier ist die Linie mit Vorname, der neue Name und geborene Tiras noch dazu. Vorname. Halt hintereinander. Öyle mi? Ne oldu? Bir daha bakalım. Tamam. Tuşe tebrikler. Hayırlı olsun. Ne yok? Hayırlı olsun. Allah Hayırlı olsun.
Hiç. Dışarı çıkalım, geleceğiz. Git git. Gitsene işte. Tuğçe, Tuğçe. Tuğçe'nin yanına, Tuğçe. Git. Also Attila. Nochmal Abzählen. Wir sehen jetzt noch die Niederschrift vor über die Eheschließung. Die können die Brautzeuge dann noch in der Schreibung lassen. Karlsruhe, 13. Mai 2017. Von der Unterzeichnung des Standesbeamten erschienen heute zur Eheschließung Mercedes Rudelmann, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Karlsruhe, geboren am 21.01.87 in Karlsruhe. Und Frau Tuche Kira, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Karlsruhe, geboren am 26. Tuğçe bekle, atma. Baban at baba. Tamam. Ama şey yapma, aşağı düşme de sonra. Geri giderken, tamam? Hayır da bekarlar dedik, evliler niye geldi? Ama öyle yapma, öyle yapma. Ha, o da var. So, Tuğçe bekle. Atacağın zaman söyle. Atacak mısın ya? Hazır. Evet. Evet. Evet.
Bugün bizi yalnız bırakmayanlar, arkadaşlarımız ve yakın dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Özellikle ailemize, annemize, babamıza. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki gelmişler. Düğün nerede olacak? Bu nikahtı galiba. 9. ayın 30'u Bruxelles'de. Bruxelles'de, peki. Evet. Hangi salonda? Diva. Diva'dayız, tamam o zaman. Hem de Diva'nın galiba yeni açılan yeni salonu. Yeni açılan salonunda, evet. Evet, lüks bir salon. Bekliyoruz. Peki, ama biz de geleceğiz zaman. Tamam. Davet edeceğiz. Vallahi sonradan düşündüm onu. Ya ama Diva büyük, oradaki salon büyük. Davet ettiklerimiz. Evet. Onları bekliyoruz. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Buradan Ege Bekara'ya gidiyoruz. Orada güzel bir kahvaltı yapıyoruz hep beraber. Ondan sonra da artık herkes kendi evine, ne yapalım artık da. Burada konuşmak isteyen varsa. Halaybaşı olarak da sen... Halaybaşı ama yani hayırlı uğurlu olsun. Evet. Halay eksik bugün, inşallah onu tamamlayacağız. Halaybaşı. Kavuzluğuna yoktu işte. Bak yerde müsait. Olsun, onun zamanı gelecek. Bursa iyi bir halay gider. Mutlu günümüzü paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Darısı bütün gençlerimizin başına diyorum. Evet, alkış o zaman. Evet, annesi neredeydi? Gelinin annesi burada. Baba. Evet. Baba nerede? Aa, baba orada, amcası burada. Gençler. O Tuğçe, yapma öyle. İsmi ben, ben şimdi börte gitmek zorundayım. Tamam. Ondan sonra telefonlaşalım. Bakalım abi, havaya göre. Havaya bakın, telefon açın bana. Aynen. Diyin ki mesela bir saat sonra aynen, şurada fotoğraf bakalım çekelim. Hava kötü olursa zaten şey. Tamam. O evet. Ama evet, geliyor ha. Evet. Aptum, aptum, aptum. Son dakika oldu ama iyi olmuş değil mi? Çok güzel olmuş. Ya. Ne kesiyor? Daha bıçak yok ki. Nein, da geht's!
Abi. İlk defa siz bir caddede oturuyorsunuz şu anda. Biz kas. Evet. İlk defa böyle bir nikah yemeği var. Bundan sonra örnek tebrik olur. Ederim. Herkes yani yapar. Stadtkind. Ama biz bir şey yapmadık. Ege Bekara'ya çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel hazırlamış ki masana. Bu kadarını beklemiyordum. Aynen öyle. Havada bu bir dalga geçiyor. Yağıyor. Olsun güzel yani. Şöyle masada. Abi. Bu da Ege Bekaray'ın bize sürprizi. İzmir usulü. Menemen usulü melemen. Menemen usulü. Menemen hem de yani. Menemen. Evet. Menemen usulü melemen. Oradan mı çıkmış acaba? Şimdi az önce mi? Öyle mi? Vallahi ben uydurdum şimdi, bilmiyorum. Ha. Orada hiç mi durup da yemediniz? Ankara, ben yedim. Ankara'da yolun üzerinde menemende durup melemen yemediniz. Ben İzmir'in ben orada. Ben hemen hemen ha. Buna benziyor. İzmir'de Dikili'nin oradan geçerken menemenin arkası. Orada 33 lira kahvaltı yaptım. 75 lira aldım. O yüzden melemen hayatta unutmam. Evet, şimdi bu da Ege Bekaray'ın İzmir usulü sucuklu yumurta. Evet. Bakacağım şimdi. Acılı mı? Acılı değil abi. Acı getireyim istiyorsan. Evet. İyi de bizi boşuna ekmekle doyurduk karnımızı ya. Niye demediler? Yemekteyiz programı gibi oldu bak. Evet, bu da Ege Bekaray'ın İzmir usulü çok hafif acılı sucuklu yumurtası. Kaybe ister misiniz? Ben vallahi sağ olun. Ben gördüm. Teşekkür ederim. Hakikaten nefis görüyorum. Evet. Geçenler de layık diyordu ya bir şeye. Kahvaltı yer misin? Yemeğe mi yiyeceğiz? Evet, doğru. Mesela şuradan ben bir lokma köy usulü yiyeyim. Evet. Şuraya bak. O kadar güzel yapmış ki Tahir Bey parmaklarıyla yiyor. Ha, buyur.
Vallahi güzel olmuş. Nasıl? Güzel güzel, çok güzel. Kameranın önünde çok güzel oldu. Kameranın önünde durdu. Evet, çaylar da Türk çayı. Evet. Rize çayı. Yani Rize çayı. Ege Bekir'in zaten kaçakla işi yok. Maşallah. Kaçak çay kullanmıyor. Şimdi daha çok sevdim. Her şey yerli malı, yurdun malı. Reklam olsun diye yiyorum, yoksa doydum da. Tahir Bey, bu reklamdan bayağı kilo alacaksın, bak sana söyleyeyim. Evet. Su var mı? Alıyor musun? Su var ya, bir şey. Ha, yok. Ne oluyordu? Gevrek. Gevrek. Evet. Ege'nin gevreği vardı. Başka neyi vardı? Unuttum. Darınız vardı. Menemenimiz domat vardı. Menemen vardı. Başka? Çiğdem. Darı. Kegirdek. Başka. Evet, bu arada gevrek Ege Bekir'in kendi yapımı. Hayır, sekiz sıcak. Son dakika oldu ama iyi olmuş değil mi? Çok güzel olmuş. Ya. Ne iç istiyormuş? Kesmiyormuş. Korktum. Ya bıçak yok, kesiyor. Deneyelim mi? Kim kesiyor? Nasıl oluyor? Sen mi kesiyorsun? Yok vallahi, ben kayınpederi bekliyorum, sen beni bekliyorsun. Böyle bir üçgen var şu an. Acayip bu. Biz de ucuz bakayım, o zaman bileyelim. Bir tane aramızda çekeceğiz. Şimdi bir dene. Şimdi olur abi. Şimdi var ya. Olur mu? Abi hadi, çok kesin. Yani. Vallahi. Vallahi bravo, hiç zorlamadı. Hiç zorlamadı bak. Şanslısın ha. Evet. Gençler, iki kelime laf söyledin de büyüklerinize teşekkür ederim. Evet. Sizlerden de teşekkür ediyorum. Kime teşekkür ederim anlamadım. Büyüklere teşekkür ediyoruz geldikleri için. Herkes hoş geldi. Mesajını hazırladıkları için. Evet. Dostlarımıza teşekkür ediyorum. Günümüzde yalnız bırakmadık. Bırakmadık. Hepiniz Allah razı olsun. Evet. O zaman kesiyorum. Tahir Bey. Sen yine ne konuşuyorsun? Hani böyle çek. Evet. Buradan. Yok. Tam kesin. Evet. Alkış. Alkış. Ben de şokolade. Bak. Ne var burada?
patatesli bir yana. Ha? Öbürü? Evet. Pastalarımızı yiyoruz. Ne? Evet, az ver ikisi de. Bu çok büyük galiba. Bu çok büyük ya. Yemezsin, yemezsin. Yok, yok, yok. Ay. Ha? Evet. Kilo uzman değil. Aferin. Hemen de sağ bir kilo ol, bir kilo ol. Hadi, bu da kesmesinler. Tamam, şuraya evet. Geçelim. Evet. Burası buraya bırak. Esin, hangi? Sen aç orada. Al bak bunu al. Ha? Benim için. Nasıl gidiyor şimdi? Rahatladık. Eğlendik. Bitti. Evet. Geçmiş olsun. Pastamızı da yiyoruz. Ondan sonra... Allah buradaki bekarların başına. Sarısı onlara. Begüm fotoğrafı şeyini topladı. Her fotoğraf çekildiğimizde geliyor.